CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Her gün yeni bir açıklamayla ivmelenen bir siyaset dinamiği var Türkiye'de. Seçime giderken de böyle olacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de altılı masa vardı. Naylon tamamen proje mahsulü bir yapı diye bir yorumda bulundu. Şimdi son açıklamalara ve geldiğimiz noktaya konuklarımızla bakacağız. Gazeteci Orhan Bursalı ve Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir. Konuklarımız hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hoş buldum. Hilmi Bey, siz de sesimizi alabiliyor musunuz? Alıyorum, hoş bulduk. Teşekkür Peki, ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi bu sıcak açıklamalarla başlayalım istiyoruz. Açıkçası çarpıcı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak işte kaybedeceğine dair inancı güçlenirse seçime bile girmeyebilir ifadesi. Orhan Bey, siz bunu nasıl yorumladınız? Hilmi Bey, siz nasıl yorumladınız? Bir duralım üzerinde. Neye işaret ediyor Sayın Kılıçdaroğlu? Şimdi bu tabii ki seçim polemiği içinde bakmak lazım konuya. Yani anketlerde görülenler tabii ki çok sayıda anket yapılıyor. Hemen hemen 16 tane anket var. Bunların aşırı uç noktalarındakileri atarsak eğer gerisinin ortalaması aşağı yukarı Millet İttifakı'nın ve adayının önde olduğu konusunda bir fikir veriyor. Tabii bunlar süreç içinde, daha henüz 6 ay var. Süreç içinde nasıl gelişir ve değişir onu bilmiyoruz. Onun beklentisi içindeyiz. Burada iki tarafın, yani hem ulus hem Cumhur İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın kendi projeleri, politikaları, Türkiye'nin gelişimi, Türkiye'deki olayların gelişimi, bütün bunlar belirleyecektir. Henüz daha bunları yorumlamak için erken, ama bugün baktığımız zaman tabii ki bir asgari ücret zammı oldu. Fakat bunun da çok da memnun edici olmadığı görülüyor. Çünkü hemen arkasından zamlar, diğer zamlar hizmetlere ve mallara zamlarda birbirini şekil etmeye başladı ve bu da böyle sürecek. Bu bakımdan ben bir meydan okuma var Kılıçdaroğlu'nda tabii. Erdoğan'a karşı, kendisi gerçekten de Erdoğan'a karşı aday olmak istiyor ve kendine çok güveniyor bu konuda. Altılı Masa'nın adayı olabilir mi? Olabilir. Bu yüksek bir ihtimal olarak ortada duruyor. Erdoğan'a karşı suçlaması, bir naylon masa oluşturdular, ittifak oluşturdular şeklindeki karşı suçlamasının çok hiç de bir dayanağı olmadığını biz de biliyoruz. Erdoğan çok ciddi bir polemik üretemiyor. Bu onu gösteriyor. Yani Millet İttifakı'na karşı ciddi bir polemik. Orhan Bey, bununla ilgili örneğin şu yorumu getirenler de var. Aday belli değil, o sebeple de Cumhur İttifakı'nın da işini zorlaştırıyor bu. Hani karşıdaki muhatap kim olacak ki ona yönelik bir kampanya söylemi gerçekleşsin? Aday belli olmadığı için aslında bu da Millet İttifakı'nın avantajını oluyor diyenler var. Ama tabii ki adayın belli olmamasının dezavantajı olduğunu düşünenler de var. Siz bu açıdan da yaklaşıyor musunuz Cumhur İttifakı'nın geliştirdiği söyleme? Tabii ki bu önemli bir durum. Aslında üzerinde de epey de tartıştığımız bir durum. Acaba hangisi doğru? Ben bu konuda ortada bir görüşteyim. Yani gerçekten ortada bir görüşteyim. O da şu demek. Ben bunu Altılı Masa'nın inisiyatifine bırakmış durumdayım. Onların gerçekten de politika değerlendirmelerinin doğru bir zamanlamayı gerektirdiğini, bilincinde olduklarını varsayıyorum. Yani ben şimdi o masada değilim. O masada konuşulanların hepsini bilmekle durumunda değiliz. Fakat o masadan liderlerin yaptıkları açıklamalara baktığımız zaman bunun henüz erken olduğunu, yani şu aşamada açıklamanın erken olduğu görüşündeler. Henüz daha bir kişiden ziyade Kılıçdaroğlu bunu çok net ve sık dile getiriyor. Bir kahraman değil, bir liderden ziyade bir değerler silsilesi, yönetim biçimi yapılabilecekler Türkiye için
bunlar üzerinde bir uzlaşmanın çok daha önemli olduğu şeklinde bir söyleme çok sık bir şekilde dile getiriyorlar. Gerçekten de yani bir kişiden ziyade seçilecek olan bir tercih edilecek olan başka bir Türkiye. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden tutun. Aynı zamanda bu altılı ittifakın Türkiye'yi bu uçurumdan kurtarmak için neler yapabileceği konusunda kesin kararlarını da gündeme taşıyacakları ve bunu halkın önüne koyacakları bir politika hazırlanıyor orada. Bu önemli. Ben şu haklısınız orada. Bu gerçekten de bir liderin belirlenmemiş olması biraz Cumhur İttifakı'nın da açığa düşürüyor olabilir. Yani doğrudan doğruya bir kişiye değil de doğrudan doğruya altılı masayı, genel soyut bir altılı masayı hedef aldığı görülüyor ve pek de iyi bir polemik üretilemiyor. Peki. Şüphesiz ki eğer bir aday açıklansa Cumhurbaşkanı'nın okları daha keskin adaya yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki programlarına yönelik olacak mı onu bilmiyoruz. Ama adaya yönelik olarak bir yıpratma kampanyasının unsuru, objesi olacağını varsayıyoruz. Çünkü genellikle AKP'nin Cumhurbaşkanı'nın tercihi de hep bu yönde Peki. olmuştur geçmiş politikalara baktığımız zaman. Peki, çok teşekkürler. Hilmi Bey, siz nasıl bir yorum getirdiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine? Diyor ki hem Cumhurbaşkanlığı seçimini hem parlamento çoğunluğunu alacağız. Bütün seçeneklerde bunu görüyoruz diyor. Seçenekler, bilemiyorum sağ çalışmaları mı, sizin yorumunuzu duymak isteriz orada. Erdoğan da görüyor parlamentoda çoğunluğu kaybedeceğini. Hedefi Cumhurbaşkanlığı, orada kaybedeceğine dair inancı güçlenirse seçime bile girmeyebilir. YSK'dan da seçime giremezsin, aday olamazsın diye kendi arzu ettiği karar çıkarabilir diyor. Yani nasıl yaklaştınız buna? Seçime dair, pardon, kaybedeceğine dair inancı güçlenirse seçime bile girmeyebilir. Bunu öncelikli olarak Erdoğan'ı yeterince tanımadığı yorumu yapılabilecek bir yorum aslına bakarsak Kılıçdaroğlu'nun bu yorumu. Erdoğan hayatı mücadelelerle, siyasi mücadelelerle geçmiş bir isim. Dolayısıyla yani o ipi göğüslemeden ya da o yarışa girmeden böyle bir ön kabulle hareket edecek birisi değil. Bunu bir defa net bir tespit olarak bir kenara koyalım. Diğer taraftan bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu bu söylemleriyle birlikte kendi adaylığını tahkim edici, güçlendirici bir söylemde bulunuyor. Bir taraftan Erdoğan'a karşı ki kendisini Erdoğan'a karşı zayıf olacağı eleştirilerde sıkça İYİ Partililer tarafından yapılıyor. Burada bakıldığı zaman da kendi adaylığını birazcık daha güçlendirmek amacıyla yaptığı bir yorum olarak değerlendirebiliriz. Yine Akşener'le arasındaki problem olmadığına dair yapmış olduğu yoruma da girecek olursak, onun da aslına bakarsanız çok aslında o masadan kim ayrılacak ya da o masayı ya ilişkin kim bozuyormuş algısı oluşturacaksa onun aslında kaybedeceği gibi bir genel yargı oluşacak. Özellikle muhalefet kanadında Sayın Kılıçdaroğlu bu algıyı oluşturmamak adına bu söylemde bulunuyor. Oysa bir süre önce kendisi bir parti diğer partinin iç işlerine karışmamalı demişti. Haklı olarak yani sonuçta eleştirebilir. Ancak bir tarafta ortaklık yapıyorsunuz, diğer taraftan da İYİ Parti tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'nin inceden inceye altını oyuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarıyla bir şekilde farklı bir adaylık yarışı içerisinde olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Buradan bakıldığı zamanda da Sayın Akşener'in bunu ince ince işlediğini net bir şekilde görüyor ve gözlemliyoruz. Bunu bir şekilde bir yere koymak gerekir. Nitekim Sayın Akşener Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti kurulmadan önce İYİ Parti'ye verdiği desteklere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıntıya sokacak bir söylem ve eylemler silsilesini gerçekleştiriyor. Nedir bunlar? Öncelikli olarak söylemini birazcık daha ulusalcı, birazcık daha işte
kendi tabandan çok Cumhuriyet Halk Partisi tabanına hoş gelebilecek söylemler üzerinden devam ettirmesi. Mesela istibdatla ilgili sürekli vurgu yapması, Sultan Abdülhamit ve buna benzer sonraki süreçlerdeki bu vurgular çok önemli. Laiklikle ilgili yapmış olduğu vurgular önemli. Bunlar daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu, sıkça dillendirdiği söylemler, eleştirilerdi. Ancak Sayın Akşener'in de bu alanda sıkça eleştiriler yapmaya başladığını görüyoruz. Bunun bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy alarak kendisini ikinci partiliğe yükseltmek, ardından da olabiliyorsa birinci parti olmak gibi bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz ve gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar eleştirirsek eleştirelim, işte 100 yıla yakın, bir asra yakındır Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyette olan tek parti. Zaman zaman kapanmış olsa da onun temsilcisi olarak başka partiler kurulmuş ve devam etmişti. Böyle bir gerçeklik var ve %25'i çok aşamasa da kemik bir %25'li kitlesi var. Bunu yok sayamayız. İyi Parti ise 2017'de kurulmuş, %10 gibi bir oy almış. Hiç az bir oy değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulur kurulmaz %10 oy almak çok önemli bir oydur. Ama geçmişte işte Demokrat Parti gibi, Adalet Parti gibi ilk girdiği seçimlerde ya da Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi gibi ilk girdiği seçimlerde %50'lerde ya da %30'ların üzerinde bir oy alamamıştır. Çünkü merkezde siyaset yapan bir partinin böyle bir oy aldıktan sonra kalıcılığından söz edebiliriz. İyi Parti için böyle bir kalıcılıktan söz etmek mümkün değil. Nitekim Kemal Bey'i adaylık noktasındaki ısrarı ve Kemal Bey'in orada daha çok ön plana çıkması Sayın Akşener'in partisinden oraya bir oy geçişi gibi bir sürece doğru yönlendiriyor seçmeni. Nitekim İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy geçişleriyle kurulmuş geçişlerinin olduğu ve tabanının da bu iki partiden daha çok oy alarak oluştuğunu söylemek mümkün. Yaptığımız araştırmalar, seçim sonuçlarını bunu net ve somut olarak ortaya koyuyor. Böyle bir gerçeklik var ve Kemal Bey aday olur ise İYİ Parti tabanından da ciddi anlamda oraya bir oy geçişi oluyor ve bundan dolayı da Sayın Akşener'in endişeleri var ve İYİ Parti'nin geleceğinde riske atan bir durum Kemal Bey'in. Her ne kadar geçmişte İYİ Parti'nin kurulmadan önceki, kurulduktan sonraki İYİ Parti'ye verdiği desteklere rağmen Akşener'in bu konudaki endişeleri Kemal Bey'in adaylığına karşı bir tutum sergilemesine sebep oluyor. Peki, adaylıktan gidelim. Orhan Bey, Altılı Masa'nın belirleyeceği aday 13. Cumhurbaşkanı olacak ifadelerini hem Sayın Akşener'den hem Sayın Kılıçdaroğlu'ndan duyuyoruz. Tek aday mı olacak, çoklu adaya yönelinebilir mi tartışması da adayın kim olacağı ile ilgili kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıklar sebebiyle gündemde. Sayın Kılıçdaroğlu'na da soruluyor. Sorulduğunda da tek aday mı, çok aday mı bilmiyorum, bir şey diyemiyorum konuşulmadığı için diyor. Kendisinin tek adaydan yana olduğunu söylemekle beraber bu çoklu aday ifadesi bir sirküle ediliyor. Yaklaşımınız nedir? Altılı Masa tek aday çıkarma stratejisi konusunda hemfikir mi? Burada değişiklik olabilir mi? Olursa hangi şartta, koşulda olabilir? Şimdi Altılı Masa içinde gerçekten de bir önce başka adayların da çıkartılabileceği konusunda, yanlış hatırlamıyorsam Babacan'ın Deva Partisi'nin böyle bir görüşü vardı. Gerekirse biz başka adaylar da çıkılabilir. Sonra ikinci turda tek aday üzerinde birleştirilir şeklinde. Çoklu adayın felsefesi bu şekilde. Böyle bir durum olursa gerçekten de çok sayıda Cumhurbaşkanı adayı ile karşı karşıya kalacağız ilk turda. Bunun sadece Altılı Masa'yı kastederek söylemiyorum. Aynı zamanda
HDP'nin diğer bir takım sol partilerle oluşturduğu güç birliği ittifakların da böyle bir durumda kendi adayını çıkartabileceği ilk turda söz konusu olacak. Tek tük başka bir takım adaylar da çıkabilir. Fakat önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda çoklu adayın çıkabileceği gerçeğidir. Bu olabilir. Belki de yüksek bir ihtimaldir. O konuda bir şey söyleyemem. Bu gelişmeleri bakacağız. Çünkü hala acaba tek aday mı çıkartalım veyahut da çoklu bir adayla mı başlayalım? Konusunun kendi aralarında halledilememiş olması, konuşulmamış olması daha doğrusu öyle söyleyeyim. Biraz gecikmeye de işaret ediyor. Onu da görmek lazım. Yani bazı şeyleri kendi aralarında konuşmuş olmaları ve kesinleştirmeleri lazım. Kamuoyunu açıklamasalar bile bunu. Yani bu konu bizim gündemimizde değil diye de geçiştirebilirler verdikleri kararı. Fakat partiler arasında henüz daha bir aday konusunda, hangisinin, kimin aday göstereceği konusunda gerçekten de bir kesin bir bilgi yok, bir karar olmadığı görülüyor. Bu tartışma konusu İYİ Parti'nin sayın yani demin konuşulan konuya ilave olarak ben şunu söylemek isterim. Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım oylarını devşirmek politikasını biliyoruz hepimiz zaten. Bu İmamoğlu konusunda sahip çıkması. Her ne kadar söyledikleri, neden orada olduğu, hemen oraya gittiği konusunda açıklamaları doğru olsa bile bunun yan etkisi olarak bakarsak eğer Cumhuriyet Halk Partilileri sevimli görünmek ve oradan oy devşirmek gibi bir sonucu da umduğunu ve beklediğini belirtmek lazım. Bu konuda bir çekişme var. Halbuki buradaki ana mesele yani AKP'den nasıl oy AKP'li seçmenden nasıl oy devşirilebileceği konusu altılı masanın temel meselesi olması lazım. Ama partiler arasında bir rekabetin olması da bir doğal bir sonuç. Orhan Bey, partiler arası rekabet olması doğal bir sonuç cümleniz üzerine sormak istedim. Bir önceki turda dediniz ki mesela bu seçimin sizin yorumunuzla bu seçimin başka bir Türkiye ifadesini kullandınız seçmek evet. Ya da bu Türkiye'nin devamı yani başka bir Türkiye ifadesi size ait ben onu tırnak içerisinde soruyorum. Ancak bir taraftan da böylesi bir seçime hazırlanan Altılı Masa'nın ve Cumhur İttifakı'nın dinamiklerine baktığınızda şimdi konu Millet İttifakı diye oradan soracağım. Dediniz ki partiler arasında rekabet var bu da görülüyor bir çekişme var aslında bu da doğal. Şimdi böylesi büyük bir kader seçimine hazırlanma görüntüsü var bir taraftan. Bir de o kader seçimine giderken partiler arası rekabet görüntüsü var. Birbiriyle uzlaşıyor mu bu iki görüntü sizce? Yani baktığınız zaman sanki uzlaşmaz gibi görünüyor. Yani birbirini reddediyor gibi görünüyor. Ama bu masada önemli olan masada üzerinde tarlaştırılan konular üzerinde bir ittifaktır. Bu ittifak sağlandığı zaman çok farklı bir noktaya doğru evrilecek her şey. Yani bunlar bu kesin anlaşmadan önceki partiler arası çekişme olarak bunu görmek mümkün. Yani Meral Hanım bir parça bu adalet meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığı Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda partisinden yükselen seçilemeyebilir, biz kesin seçilebilecek aday üzerinde duralım şeklindeki politikası aslında büyük ölçüde kasıtlı bir politika olarak ben görüyorum bunu. Biraz germek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni germek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir oy devşirme kararının, daha doğrusu politikasının bir unsuru olarak görmek lazım. Ben öyle değerlendiriyorum. Bu yani Kılıçdaroğlu'nu yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen CHP seçmenini yakın kılmak
maksadı mı diyorsunuz buna? Bir yakın kılmak. Yani ve Kılıçdaroğlu'nu biraz gözden düşürmeye yönelik bir tarafı olduğunu görmek lazım. Yani İYİ Parti'den durmadan böyle itirazlar geliyorsa eğer, bu Kılıçdaroğlu'na karşı bugüne kadar yapılan suçlamalar veyahut da beğenmemezlikler bir kaynak buluyor olacak. Yani peki, İYİ Parti'de bir ifade buluyor olacaktır. Bundan ne kadar herhalde bu Cumhuriyet Halk Partisi de bunun farkında, Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Ama sanıyorum adaylığı üzerinde, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde de bir fikir birliği en sonunda. Yani bu gerilimin artık son noktasına gelindiği zaman ve aday açıklanma sürecinin artık sonuna yaklaştığımız noktada ve hatta bu sürecin bittiği noktada da ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığının altın masada kabul göreceğini varsayıyorum. Yani çoklu aday ihtimali kalkar diyorsunuz. Şimdiki anlaşmazlıklar yani, sebebiyle dile getirin diyorsunuz. Yani olasılığı var tabii. Yani şimdi buradaki çoklu aday eğer masada Deva Partisi veyahut da başka partiler, yani partiler bu konuda bastırırlarsa kendi adayımızı çıkartırız. Biliyorsunuz Babacan'ın bu konuda bir açıklaması var. Kendi öncelikleri kendi partisinin ittifaksız milletvekili seçimlerine gideceğini söylemişti. Bu konuda aday konusunda bilmiyoruz. Aday konusunda acaba ilk turda bağımsız bir adayla girebilirler mi? Bu belli değil. Fakat esas olarak ben tek adayla seçime gidilebileceği konusunda ağırlıklı bir görüş taşıyorum. Peki. Bugün HDP'nin eş başkanı da bir açıklama yaptı. Onu siz de görmüşsünüzdür. Hala adaylığını açıklamadılar ve tek adayla gidilmesi gerektiğini söylüyor. Bu bakımdan böyle dışarıda aslında muhalefet seçmeninde bir istek de var. Yani tek adayla gidilsin ve gerekirse ilk turda bu iş bitirilsin şeklinde. Peki. Buna ne kadar kulak verecekler doğrusu bilmiyoruz. Ben de merakla beklenti içindeyim. Merak etmeyenimiz kalmadı galiba ülkede. Hilmi Bey, ben size bu işin aritmetiğini sormak istiyorum. Şimdi Millet İttifakı bir aday çıkardı. Cumhur İttifakı işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığında devam ettiğini düşünelim. Neler söylüyor bize trendler? Ya da işte çoklu aday senaryoları, bunlar bir şekilde simülasyon bakılıyor, çalışılıyor. Çoklu aday olursa neye benziyor aritmetik? İşte iki taraftan da bir aday çıktı, iki kişi yarışıyor olursa neye benziyor? Tabii biz bir süredir aday belli olmadığı için mukayeseli olarak Sayın Cumhurbaşkanlığı ya da Kılıçdaroğlu'nu ya da işte İmamoğlu'nu sormuyoruz. Çünkü bunu sordukça anket formumuz şişiyor. Diğer sorulara da sağlıklı cevap alamıyoruz. Çünkü birçok isim gündeme geliyor. Ancak daha önce Kılıçdaroğlu'nu sormuştuk. Biz açık uçlu olarak bir süredir bu soruyu yöneltiyoruz katılımcılarımıza. Her ay yaptığımız işte Türkiye'nin nabzı araştırmamızda. En son yaptığımızda da isterseniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında künyesini vererek sonuçları paylaşayım. Hızla duyalım, izleyicilerimize. Sonra hani 5 Ocak'ta bu konuda daha net bir bilgimiz Türkiye, olur mu? Türkiye geneli 81 ilde hibrit modelle hem telefonla hem de yüz yüze yapmış olduğumuz bir çalışmada kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 43.7, Kemal Bey 12.4, Mansur Bey 10.1, İmamoğlu 9, Selahattin Demirtaş 6.8, Akşener 6, Abdullah Gül 2.9, Devlet Bahçeli 2.7, Binali Yıldırım 1, Muharrem İnce 1, Ali Babacan ve Davutoğlu 1.9, Lütfü Savaş 1.8, Sarıgül 1.4 ve Soylu 1.2 şeklinde dağılıyor. Buradan bakıldığı zaman hemen kafada herkes bir toplama eğilimi içerisine giriyor. Tabii bu kombinasyonda da kimin aday olacağına göre kısmi de olsa bir değişiklik olabiliyor. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'ninkini, Binali Bey'i falan koyduğumuz zaman üst üste %47.6 oy yapıyor. Diğer taraftan bir taraftan da işte henüz işte bu noktada
seçmen kitlesi açısından bakıldığı zaman nasıl etki yapacağını bilemediğimiz şey var. HDP'nin tavrı birazcık daha altılı masadan net olarak yana. Ama seçmen kitlesinde Kemal Bey aday olduğu takdirde farklı bir davranış kalıbı gelişecek o HDP seçmeninde. Mansur Yavaş ya da Meral Akşener artık aday değilim diyor ama başka bir isim olduğu zaman daha farklı bir davranış gelişecek. Diğer taraftan bakıldığı zaman da yine Saadet Partisi seçmeni içerisinde Erdoğan'a oy verme eğilimi içerisinde olan bir kitle var. Çok yüksek bir oran değil ama binde 2, 3 bazen binde 4'e kadar yükselebilen bir oy kitlesi. Tabii bunlar hatası payı sınırlar içerisinde kalıyor. Sonuç itibariyle gelip tıkandığımız nokta burada. Muhalefetin adayı kim olacak? Tekli aday mı olacak, çoklu aday mı olacak? 5 Ocak'ta bu bilir gidiş, miyiz bunu artık? Oradan bir isim çıkacağını tahmin etmiyorum. Şubat ayından önce, hatta Şubat'ın sonuna doğru ancak mümkün olabilir. Öncesinde bir aday o masa içerisinden çıkmayacaktır. Çünkü herkesin farklı bir pozisyonu var. Meral Hanım zorluyor. Birazcık kendi alanını genişletmeye çalışıyor. Yani burada ısrarlı olacak gibi duruyor. Israrlı olması da yani kendi tabanı içerisinde belki makul görülüyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi tabanı içerisinde de ciddi eleştirilere sebebiyet veriyor. Bu sebepten dolayı ben Meral Hanım'ın bu süreci zorlayacağını, belki 2018 sürecinde olduğu gibi daha farklı bir adayı öne sürebileceğini, kendisi artık aday değilim diyor ancak diyebilir ki Kemal Bey'in seçileceğine inanmıyoruz. Biz seçilecek bir aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyoruz. Bizim adayımız odur diyebilir. Bunun üzerinde de peki, bazı araştırmalar yapılıyor. İşte orada üçlü aday olduğu takdirde de HDP tabanını kime yönelecek? Oradaki düğüm o olacak. O noktada da HDP tabanının Kemal Bey'e daha yakın olma ihtimalinin ben güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi orada da hani HDP'nin işte hazine yardımı ile ilgili Yargıtay Başsavcılığında bir adım var. Onun sonucu ne olacak? Yine Ocak'ta önemli bir gelişme orası. Diğer gelişme İmamoğlu ve yargı süreci, işte savcılıktaki bu terörle iltisaklı personel iddiasıyla gerçekleşen soruşturma, bunun olası sonuçları. Orhan Bey, burada size dönüp sormak isterim. Bütün bunları tabii 5 Ocak'ta ya da ondan sonraki bir iki toplantıda artık tarihlerine göre adayı duyar mı, toplum duymaz mı? Ana soru, onun altında bunu soruyorum. Sayın İmamoğlu'nun açıklaması yine tartışıldı, dikkat çekici. İşte belediyelere kayyum atama gayretindeler ifadeleri. Siz buna nasıl baktınız, bir? İkincisi, söz konusu hukuki süreçler. Sayın İmamoğlu, yine ismi geçtiği, konuşulduğu için sormak istiyorum. Sizce olası adaylıkla ilgili bir handikap mı oluşturuyor? Yoksa tam tersine oluşmuş olan siyasi ivme aslında daha çekici mi görünüyor adaylık yolunda, kendisi söz konusu olduğunda? Yani çoklu aday senaryosunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, işte Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı'ndan böyle görünür mü? Söz konusu adayların da ayrı değerlendirilmesi gereken durumları var. Mesela Sayın İmamoğlu'nun hukuki süreçleri gibi. Şimdi tam bu noktada belirleyici olan, İmamoğlu açısından baktığımız zaman iktidarın hukuki mühendisliği, hukuk mühendisliğiyle İmamoğlu'nu bertaraf etme politikası çok net bir şekilde ortada. Yani asla ceza verilemeyecek bir konuda politika yasağı getirilen, kayyum atanması tehdidiyle karşı karşıya olan, yani görevden alınması söz konusu olan bir liderden bahsediyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan. Bu durumda yani daha henüz yargı süreci bitmedi şeklindeki bir takım söylemler bana masal gibi geliyor. Yani yargı süreci bu cezayı verdiren siyasi irade aynı zamanda istinaf mahkemesini de bu şekilde güdüleyecektir ve Yargıtay'da da istediği bir sonucu alabilecektir diye düşünüyorum. Yani bu açıdan baktığımız zaman İmamoğlu'nun
Cumhurbaşkanlığı adaylığı çok büyük bir siyasi risk. Çünkü yasaklandığı takdirde çok farklı bir durum ortaya çıkacak. Yani son anda yasaklandığı takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrar mı edilir? Bu konu çok çeşitli, çok farklı görüşler var ortada. Veyahut da doğrudan doğruya mazbata verilmez ve İmamoğlu kazandığı takdirde mazbata verilmez ve doğrudan doğruya ikinci aday olan o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş mi olur? Şimdi bu riski altılı masanın alacağını ben hiç düşünmüyorum. Bu çünkü iktidarın bu İmamoğlu karşısında, İmamoğlu'na karşı başlattığı bu süreci istediği gibi sonuçlandıracağı ve seçim süreci içinde eğer katıldığı takdirde seçim süreci içinde, seçim sonucunda tamamen kendine yönelik bir hukuki durum yaratacağı açık bir seçim. Yani o nedenle de ben İmamoğlu'nun adaylığını altılı masanın riskli gördüğünü varsayıyorum. O bakımdan İmamoğlu'nun adaylığı aslında düşmüştür bu anlamda. İmamoğlu yerine başka bir aday üzerinde mutlaka tartışma olacaktır ki bu en büyük isminde Kılıçdaroğlu'nu olacağını ben varsayıyorum, öyle görüyorum daha doğrusu. Çünkü oradan bile henüz daha bir ikinci isim telaffuz edilmemiştir. Yani Kılıçdaroğlu da olabilir. Meral Hanım zaten olmayacağını kendisi söyledi ve başbakan olacağını diye geçenlerde yeniden tekrar etti. Onun amacı ve hedefleri çok daha büyük. Burada deminki anket sonuçları konusunda bir iki şey söylemek isterim aslında. Burada yani 47'ye kadar varan bir seçilme olasılığından bahsediyor. Bu anket sonuçları öbür taraftan da Kılıçdaroğlu 12 olarak görüyor. Bu biraz bana iktidara yakın bir algısal durumlar yaratmaya denk gelen bir anket gibi görünüyor. Bu her zaman için bu tartışma konusu olacak. Yani iktidar cephesinde iki aday ön plana çıkıyor. Onları topluyoruz ve... Müsaade ederseniz oraya bir şey yapayım. Konu geçmeden Orhan Bey, burada bir algı yok. Dikkat ederseniz orada birçok isim var ve açık uçlu olarak sorduğumuz bir soru. Onları topladığınız zaman da daha farklı bir aritmetik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz araştırmacıyız. Elbette kendimizin siyasal bir duruşu var. Ancak her şeyden öte bizim için bu rakamlar namusumuzdur. Geçmiş seçimlerde de buna benzer itiraz olan sonuçlarımız oldu. Bizim karnemizde sandıkta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bir algı yok. Diğerlerini topladığınız zaman henüz aday ortaya çıkmış değil altılı masa ya da muhalefet için. Çıktığı zaman da biz sorarız. Orada neyse onu da rahatlıkla paylaşırız. Orada ne sizin ne izleyicilerimizin hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu topladığınız zaman daha farklı bir sonuç çıkıyor zaten öyle bir şeyimiz olmuş olsa. Peki, o toplamalarda daha farklı bir şey servis ederdik. Muhalefete verilen oyları topladığınız zaman kaç çıkıyor? Bütün yani adayları toplayabiliriz. Tek toplayalım yani. Ama siz bunları yaklaşık toplayıp orası da gerekiyordu. Bunu dile getirmediniz mesela ama AKP cephesinde bunu dile getirdiniz. Yani %47 dediniz. Onları toplamak daha kolay olduğu için hemen topladım şimdi. Onları da izninizle hemen toplayalım. Ben size hemen bir izleyicilerimize paylaşalım. Siz de toplamış olabilirsiniz. Burada var. Yani hesap makinesi göndermenize toplamam, gerek yok. Yani, birlikte izleyicilerimizle birlikte toplayalım. 12.4 Sayın Kılıçdaroğlu. 10.1 Sayın Yavaş. Efendim 9 Sayın Daşdemir sizden Sayın bir ricam İmamoğlu. Olacak. Ben de hızla da gidebilmeyi arzu ederim. Siz arzu ederseniz paylaşmak isterseniz şayet o toplamayı yaparken evet, ben de Orhan Bey'e neden böylesi bir itirazı olduğunu sorayım. Ondan sonra siz de bilgiyi paylaşın. Tabii, ki ben son tabii dakikalar ki, içerisinde tabii de bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Akşener'le ilgili olarak küs değildik ki işte görüşüyoruz demesinde sormak istiyorum. Çünkü günlerdir biz hani o Berlin'deyken
Sayın Akşener Saraçhane'ye giderken nasıl bir görüşme trafiği oldu, bu da tartışıldığı için. Orhan Bey buyurun, siz kısaca itirazınızın sebebini bizimle paylaşın. O sırada Hilmi Bey de rakamı paylaşsın. Şimdi, diğer başlangıç. Tüm diğer anketlere baktığımız zaman farklı sonuçlar da çıkabiliyor. Yani mesela Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında bir tercih edildiği zaman hemen hemen eşit veya da Kılıçdaroğlu'nu birkaç puan daha yukarıda gösteren anketler de var. Ben sadece bunu belirtmek istiyorum. Yani o anketleri, benim bakışım anketlerin kendi işlerinin tutarlılığı ve anketlerin nasıl yapıldığı konusu. Bu bakımdan böyle bir muhalefette bir sürü aday çıkartıp Kılıçdaroğlu'nu 12 puanla göstermek bir algı yaratmaya anlamına geliyor benim için. Bu algı değil, açık uçlu çok... soru yöntemi, araştırma tekniklerinde peki, bu vardır. Yani, peki Sayın Taşdemir, burada siz bunu söyleyebilirsiniz. Açık uçlu soru dönemi bence geçildi. Bugün artık hemen hemen daha kesinleşmiş. Adaysa çıkar adayım der ve masa kabul eder. Biz de bu şekilde sorarız. Ama daha henüz biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da resmen adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış değil. Onun için her şey ortada duruyor. Ama oradaki hem Sayın Devlet Bahçeli hem Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını net olarak söylüyorlar. Biz bunun üzerinden yorum yapıyoruz. Az önceki yorumlarıma da dikkat ederseniz ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında daha çok onun öne çıktığı bir yorum yaptım. Sayın Akşener'in de bu denklemi bozucu, efendim buna ilişkin ortaya bir şekilde bir itirazı olduğuna dair bir yorum yaptım. Orada Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir duruşum olmuş olsaydı daha farklı yorum yapardım. Peki teşekkür ediyorum. Orhan Bey, siz itirazınızın sebebini açıkladınız. Hilmi Bey, siz de yönteminizden bahsettiniz. Arzu ederseniz toplam rakamını bizimle paylaşabilirsiniz. Çünkü 3 dakikamız var ve benim sormak istediğim bir son başlık daha var. Hilmi Bey, var mı yapmak istediğiniz bir katkı rakamlarla ilgili? Yani sonuçta bu araştırma yöntemi Kılıçdaroğlu aday olarak masa tarafından ya da muhalefet tarafından paylaşıldığı zaman biz Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan'ı mukayese ederiz. Buradaki Kılıçdaroğlu bizim yaptığımız araştırmada da açık uçlu olarak yaptığımız araştırmada da diğer isimlerden de öne çıkıyor ve muhalefetin adaylarını da topladığınız zaman zaten daha farklı bir sonuç da çıkıyor orada. Eğer başka bir kaygımız olmuş olsaydı orada daha farklı bir sonuç çıkardık. Peki. Nitekim az önce söylediğimi tekrar söyleyeyim. Bizim için bu rakamlar bizim araştırmacı olarak başka yaptığımız bir şey yok, faaliyet yok. Araştırmacıyız. Başkaları gibi de bu işi de kendi menfaatimiz için de kullanmıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Zaten elbette sandıkta siyasal bir hepimiz notlanıyoruz var. Diyorsunuz. Peki. Buradaki sandıkta geçmişte olduğu gibi yine karnemiz ortaya çıkacak. Teşekkür ediyorum. 2 dakikamız var. Sayın Orhan Bursalı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine bakışınız nedir? Sayın Akşener'le ilgili olarak küs değiliz, kavga etmedik ki görüşüyoruz diyor. Bir süredir de sert açıklamalar gerek geliyor. İçişlerimize, yani hiçbir parti birinin iç işlerine karışmasından tutun da işte Sayın Akşener'in işte fena galiba çakarım dedi, yanlış hatırlamıyorsam dünden yorum, çarparım dedi, pardon, böyle de bir yorum vardı. Şimdi nereye gelmiş oldu bu dinamik, sorunumuz yok. Şimdi buradaki iki partinin de aslında muhalefette iktidar olma olasılığı, iki partinin de aralarındaki böyle sürtüşmeyi değil, birlikteliği ve ittifakı öpüle çıkarmasında yattığı bir siyasal gerçek var. Yani bu gerçek her şeyi yönlendiriyor. Bu arada iki parti arasında da ufak tefek sürtüşmeler olması, yani seçmen devşirme ve milletvekili adaylığı çıkarma diye bir sorun var ortada. Bu konuda da küçük sürtüşmeler olması normal. Fakat Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, yani aramızda bir şey yok derken altılı masadaki durumu kastediyor. Oradaki yapılan çalışmaları ve o ittifak meselesini, altılı masa çok önemli bu konuda, hepsi için çok önemli. Çünkü hem mecliste temsil etmeleri hem de gerçekten de Cumhurbaşkanlığını aldıkları takdirde o konuda varlıklarını bir üst düzeye yükselmeleri bu sayede olacaktır. Yani
bu konuda altılı masanın dağılması vesaire gibi böyle bir sonuç hiçbir partinin çıkarına değil. Böyle evet. bir bekleyiş içinde olmak da çok siyasette bilmemek ve yanlış sadece polemik yapmak amacıyla ve altılı masanın arasına nifak sokmak ve dağıtabileceğini düşünmek gibi yanlış bir politikanın sonucu, boşuna sonucu olur diye düşünüyorum. Peki Hilmi Bey, hızla sizden de yorum rica edeceğim. Süremizi açtığımız için reklama gideceğim sonra da. Aslında az önceki konuşmamda birazcık konuya değinmeye çalışmıştım. Buradaki temel mesele masadan kalkan kim olacaksa kaybeden de o olacak. Buradaki süreç açısına bakıldığı zaman Meral Hanım kendisine alan açmak istiyor siyasal olarak. O da siyaset yapıyor, kendince en doğal hakkı, ama diğer taraftan bakıldığı zaman da Kılıçdaroğlu da Akşener'in bu çıkışlarına rağmen masanın devam ettiği tezi üzerinden hareket ediyor. Ama diğer taraftan bakıldığı zaman Akşener'in bu ısrarı geçmişte MHP'yi böldüğü gibi altılı masayı da bölme noktasından bir yere zorladığı gibi bir gerçekliği de göz önüne koyuyor. Buradan bir şekilde işte Kemal Bey'in muhalefet blokunu bir şekilde modere edip bir arada tutan işte belli ölçüde Cumhuriyet Halk Partisi için fedakarlık yaptığı sürecin bir evet. bedelinin bir faturasının da ortaya çıktığında Kemal Bey adına gözler önüne seriyor. Netice itibariyle evet. her partinin iktidar olmak gibi bir amacı, bir çabası var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı buradaki orada farklı bir denklem kurdu. Belki bir dönem için bu doğru bir denklemdi. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Kemal Bey'i de sıkıntıya sokan bir sürece evrildi. Önümüzdeki günlerde bunun çok kolay çözülecek bir düğüm olduğunda söyleyemeyiz. İzleyip göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Optimal Araştırma Şirketi Başkanı İlbi Daşdemir ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, sağ olun katıldığınız için.